Merhabalar. Bugün sizlere ekipmanlarımızı ve onları nasıl kullandığımızı göstereceğiz. Aksiyon kameraları, mikrofonlar, aparatlar ve daha birçok şeyi anlatacağız. Eğer bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Çünkü her hafta bisikletle ilgili yepyeni ve çok güzel videolar paylaşıyoruz. Ekipmanlarımızı tanıtmaya aksiyon kameralarımızdan başlayacağız. Bu GoPro Hero 3 Plus. Bu kamerayı genellikle bisikletimizin ön veya arka tekerine takarak kullanıyoruz. Onu da nasıl kullanıyoruz? Şöyle, bunu şu aparatla kamerayı buraya takıyoruz. Bunu da tekerleğin göbeğine monte ediyoruz ve o sayede şu şekilde değişik açılarda video çekebiliyoruz. Gerçekten turlarda öndeki ve arkadaki insanları çekmek için çok işe yarıyor. Çok güzel görüntüler oluyor. Ayrıca GoPro'nun şöyle bir kumandası var. Bununla da aynı şekilde eğer kamerası da uzaktaysa kontrol edebiliyorsunuz rahatlıkla. Şöyle de bir çubuğu var. Çubuk şu şekilde açılıyor. Öyle kullanabiliyorsunuz. Ve çubuğun alt kısmında size çok yarar sağlayacak bir şey çıkıyor. Şöyle üç ayaklı bir tripod. Bence bunu çok güzel saklamışlar ve ayrıca yanında taşımamanız çok güzel bir şey. Şunu geri takıyorsunuz çıkardığınız yere. Kamerayı da üstüne koyuyorsunuz. Kendiniz çekiyorsunuz. Ya da başka bir yere. Bence çok büyük kolaylık. Evet, GoPro bu kadardı. Şimdi diğer aksiyon kameramıza geçelim. Diğer aksiyon kameramızı da ben anlatayım. Bu SGCam S7 Star. Bu kamerayı göğüs kemeriyle kullanıyoruz. Göğüs kemerini bu şekilde takıyoruz. SGCam'in mikrofonunu bu şekilde video çekiyoruz. Bu da aksiyon kameramıza kullandığımız başka bir aparat. Kıskacı sayesinde bisikletin herhangi bir yerini takabiliyoruz. Ve bu oynar başı sayesinde her açıdan çekim yapabiliyoruz. Ayrıca SGCam'in bir tane çubuğu var. Bu çubuğun üzerinde kumandası var. İstersek bu kumandayı çıkartıp gidona takabiliyoruz. Ve şimdi gelelim en sevdiğimiz ve en tatlı olan kameramıza. DJI Mavic Air. Bu drone'u genellikle ormanda ve açık havalarda kullanıyoruz. 500 gramdan az olduğu için uçuş iznine gerek olmuyor. Ve uçuşun yasak olmadığı her yerde uçurabiliyoruz bu şekilde. Bu drone'u genellikle ormanda kullanıyoruz. Eğer çok geniş ve üstü açık bir alan varsa, çünkü birkaç kere kaybetme durumumuz oldu. Özellikle Alemdağ Ormanı'na gittiğimizde çok ilginç bir olay yaşadık. Babam roket, bunun bir sürü modu var. Babam roket modunu aldı ve dedi ki 50 metre çıkarayım. Dedim ki baba 50 metre çok yüksek. Ondan sonra babam neyse 50 metre işaretledi. Bu bir havalanmaya başladı ama bir anda böyle çıktı yani yukarı. Zaten bizim drone'la çektiğimiz her videoda böyle yüzümüzde bir telaş vardır dikkat ettiyseniz. Yani gülümsüyoruz ama telaşlı, acaba kaybolacak mı, gidecek mi falan filan. Bir de o gün tabii aşağılarda esiyor ama yukarısı daha çok esiyormuş. Biz bunu nasıl anlayalım? 50 metreye kadar çıktı cihaz. Ondan sonra çam ağaçları var tabii çok yüksek. Bir anda gözden kayboldu. Allah Allah dedik, nereye gittik falan. Kuşlar bir şeyin etrafında uçuşuyor. Bir baktık bizim drone etrafında uçuşuyorlarmış. Allah'ım, ondan sonra nasıl indireceğiz? Geri gelemiyor bir de. Neyse, en sonunda babam büyük uğraşlar sonucunda çok güzel bir şekilde geri indirdi. Ama yani resmen yüreğimi topladım. Roket modundan sonra takip modunu aldık. O gerçekten çok başarılıydı. Böyle arkamızdan, babamın arkasından bizi takip etmeye başladı. Bizi çekti falan filan açıların arasından. Zaten o videoyu da izlediniz. Çok güzeldi. Böyle birini seçiyorsunuz onu takip etmesi için. Sonra sizi takip ediyor. İlk başlarda tabii bu modu anlamak için zorlandık ama sonradan çözünce tabii çok güzel videolar geldi. Bir de tüm kameralarımız 4K çekebiliyor. O yüzden de görüntülerimiz çok kaliteli. Bu da Sony ses kayıt cihazı. Bunu genellikle dışarılarda kullanıyoruz. Kullanması çok kolay. Hatta size bir göstereyim. Şöyle açıyorum. Açıldı. Evet. Şimdi açıldı. Sesimi kaydediyorum. Ses 1-2 kaydetme 1-2-3. Ses 1-2 kaydetme 1-2-3. İşte böyle çok kolay. Ses kayıt cihazının böyle bir yaka mikrofonu var. Bunu da bazen kullanıyoruz. Diğer bir kameramız da Sony Alpha 6300. Şu an bizi çeken kamera. Kamerada şu anda Manfrotto tripodun üstünde duruyor. Sony kameramızı genellikle dış çekimlerde, yani hareketsiz nasıl yapılır ve mercek altında bölümlerimizde kullanıyoruz. Ve çok memnunuz, gerçekten mükemmel çekiyor. Tabii stüdyomuzda da en fazla kullandığımız kamera Sony. Ayrıca bizi şu an aydınlatan Godox ışıklarımızı da unutmamak gerekir.
Son ekipmanımız da Rode video mikro. Bu mikrofonu dış çekimlerde kullanıyoruz. Özellikle rüzgarlı havalarda şu gördüğünüz kürk bize çok yarar sağlıyor. Normalde böyle de kullanılabilir ama biz bu kürkü içeride dışarıda da hiç üstünden çıkarmıyoruz ve gürültüyü engelliyor. Shotgun bir mikrofon olduğu için yankı yapan odada kullanmaya pek elverişli değil. O yüzden de yaka mikrofonuna geçtik. Video mikroyu kullanacağınız en iyi ortamlar dış ortamlar çok iyi performans gösteriyor. Böylece tüm ekipmanlarımızı size kısaca tanıtmış olduk. Herhangi bir ekipmanımızı daha detaylı tanımak istiyorsanız yorumlar yazmayı unutmayın lütfen. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.